Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Ters kutupları ile karşınızdayız. Birbirinden değerli 5 önemli konuğumuz var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Yunus Ekşi, Milli Yol Partisi Genel Başkanımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Murat Alan, gazeteci yazar arkadaşımız, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Hamza Mercanoğlu, gazeteci yazar, sizler de hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Avukat Özcan Pehlivanoğlu, Skype üzerinden birazdan bizlerle birlikte olacak. Yine akademisyen, hukukçu Doktor Ahmet Keşli beyefendi bizlerle birlikte olacak. Nedir buna dair konuşmanız? Şimdi şöyle, yani Sayın Dışişleri Bakanı, bakan misafirleri yani mevkidaşları geldiği zaman haddi aşan konuşmaları olduğunda çok güzel bir şekilde taşı gediğini oturtuyor. Bunu hem de bir diplomatik tecrübesi de var Çavuşoğlu'nun. Diplomatik tecrübesiyle de birleştirerek diplomatik dili de iyi kullanıyor. Yani diplomasinin bir İngilizce'de belli kavramsallaştırmaları vardır. Bu tecrübesini de kullanarak İşte mesela bir konuşmasında urge ifadesini kullanmışlardı. Dedi ki bir diplomatik konuşmada siz bize urge edemezsiniz. Böyle bir hadsizlik yapamazsınız. Şimdi tabii bunlar iki işe yarıyor. Birinci sırada içeride tribünleri tatmin ediyor. İkincisi de gerçekten böyle olması da lazım. Yani sonuçta egemen ve eşit milletler ailesinin bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı milletinden aldığı yetkiyi uluslararası arenada doğru şekilde ifade ederse, şimdi ben Birleşmiş Milletler'de görev yaptım. Oralardaki hava genel olarak şudur. Yani siz eğer doğru bir duruşla kendinizi güzel ifade ederseniz insanlar ayağını denk alıyor bir şekilde. Ama siz orada omurgasız, kaselis, Avrupa kaselisleri derlerdi eskiden buna, edasıyla durursanız onlar da gereğini yapıyor. Şimdi Türkiye son 10-15 yıl gibi bir süreç içinde dış işlerinde alışılmış talimat alan tarzını değiştirdi. Bu kesin. Ama yeterli midir? Değildir. Çünkü biz artık daha gönül coğrafyamızın ufkuyla, söylemleriyle, eylemleriyle hemhal olan ve o gücü de maddi ve manevi olarak hissederek konuşabilir hale gelmemiz lazım. Yani ülke olarak konuştuğumuz bütün zeminlerde daha güçlü, daha kapsayıcı ve tarihsel misyonumuzun içinde söylememiz gerekeni söylememiz lazım. Ha, Kavala özelinde. Kavala dediğiniz şahıs iki tane soruşturmadan yargılanıyor. İki tane ayrı dava var hakkında. Bu davalar sonra birleştirildi. Birinci davayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. İkinci davayla ilgili bir kararı yok. Yani komisyonun ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mesela son kararında daha esastan Türkiye'deki iç hukuk yolları tüketilip önüne gitmemiş bir dosyayı diplomatik usullerle görüş sorma şeklinde gelen bir dosyada esasa ilişkin beyan etme yetkisi yoktur. Yani biz buna hukukta yargı darbesi diyoruz. Nasıl ki iç hukukta yargı egemenlik yetkisini aşarsa biz bunun gereğini yaptık. Ne yaptık? Tanımıyorum senin kararını dedik iki tane savcıya, hakime. Ondan sonra aldık onları da. Şimdi nerede oldukları bile meçhul, kaçtı gittiler. Ben kendi ülkemde benim egemenliğime hukuka aykırı şekilde müdahale eden hakim ve savcılara bu müdahaleyi yaptıysam uluslararası arenada da aynısını yapabilmek durumundayım. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru hakkıdır. Bu birincisi. İkincisi, ne olur arkadaş? Ne olur? Kavala kararını tanımıyorum derse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bakın net söylüyorum, hukukçuyum ben. Yunanistan'ın Türk azınlığın hakları ile ilgili kararları var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Tanımıyorum kararı dedi. Uygulanabildi mi? 10-15 senedir uygulanmıyor. Türkiye ve Yunanistan'a yaklaşım veya negatif pozitif ayrımı üzerinden bakılmıyor mu? Hiçbir şey olmaz hocam. Bakın, olmaz diyorsun. Güçlü durursanız hiçbir şey olamaz. Şimdi Avrupa Konseyi Türkiye'yi teorik olarak ihraç edebilir. Hı hı. Avrupa Konseyi'nden. Buyursunlar.
Duyursunlar, yapsınlar da göreyim. O hani burada konuşması kolay. İhraç edebilir. Kitapta yazması kolay. Yazılanı okuması kolay. Bunu yapmak o kadar kolay değil. Rusya ne oldu? Savaşa girdi. Yaptırım uyguluyorum dedi. Adama diyorlar ki şey yap. Ne derler ona? Bize doğalgaz ver. O da diyor ki tamam ben sana doğalgaz vereyim ama boru hattımda şeylerim var. Tamir ihtiyacım var. Bunun yedek parçalarını gönder. Yok sana yaptırım var. Yedek parçayı göndermiyorum. Tamam kestim gazınızı mücbir sebep dedi. Kuzu kuzu gittiler. Anlaştılar. Yani uluslararası arenada öyle iki tane adam oradan oturup da Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi coğrafi bir hub olmuş, ekonomik bir hub olmuş, yani merkez olmuş bir devleti attım seni uşuğum diyebilecek kadar basit değil bu konu. Kaldı ki kitabi olarak da söylüyorum, bu önce diplomatik görüşmeler yapılmak durumunda. Yani oradan heyetler gelecek, bizim dışişleriyle, Adalet Bakanlığı ile görüşecekler. O görüşmeler, müzakereler sonucunda bir karşılıklı mutabakat yapılması sağlanmaya çalışılacak. Tabii hukukçular biz müdahil olacağız. Günün sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetki aşmıştır. Yani biz 90'lı yıllarda özellikle Avrupa Birliği hukukunun da etkisiyle eroding concept of national sovereignty dediğimiz, yani egemenliğin eriyen içeriği diye ifade edebiliriz. Yani egemenlik yetkisi ufak ufak eridi ve ulusal üstü kurumlara devredildi. Ama şimdi görüldü ki bu yanlış olmuş. İngiltere'nin Brexit yapması bundandır. Birçok devletlerin ulusal üstü veya global örgütlerle ilişkilerinde ulusalcı politikalara dönmesi bundandır. Artık dünyada daha ulusalcılığa evrilme, milliyetçilik akımlarını tekrar canlandırma eğilimi. Çünkü globalcilerin... Biz buna bugünkü deyimle biraz daha geçmişe bakarak söyleyelim. İmparatorluklara dönme dönemi mi diyelim? İşte öyle de diyebiliriz. Globalcilere teslim olmanın sonuçlarını ulus Peki. devletler fark etti. Yani bölgesel ve global örgütlerin milli egemenliğe müdahalesinin küreselcilere hizmet ettiğini, bunun sonucunda da bu şeyde Rus coğrafyasında altın milyar ifadesi vardır. Yani altın milyar medeniyetinin bir medeniyetsizlik getirdiğini, ki en son Putin de bunu açıkladı. Biz dedi buna karşı gereğini yapıyoruz, artık bunu yıkacağız dedi. Dolayısıyla şu an Türkiye bunun duruşunu çok doğru koymalıdır. Avrupa Konseyi'ne demelidir ki... Şu anki Türkiye dış politikasını beğeniyor musunuz? Çok kısa net. Yani eksikleri var, geliştirmemiz lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Keşli, özellikle Suriye ile ilgili kısım, operasyona tam başlayacağımız sürede ne oldu? Irak'taki gelişen, değişen dengeler. Sayın Kıbrı Oğuz'una da sormak istediğim kısım. Bir anda Kuzey Irak hükümetine yapılan baskılar ve PKK'nın doğrudan biliyorsunuz dönem dönem çatıştığı bir gerçeği var Peşmerge ile. Peşmerge'nin özellikle Barzani hükümetine yakın olanların birçok operasyona Türk askerlerinin aynı yerlerde, aynı bölgelerde operasyon ve istihbarat kaynakları da sağlamaktadır. Bizim o bölgeye bakış açımız ne olmalı sizce? Zaman zaman iç kamuoyuna baktığımızda biraz daha ayrıştırmacı dile şey yapıyoruz, önem veriyoruz. Bu dili terk etmemiz gerekmez mi? Yani şöyle, Türkiye'nin Suriye, Irak filan gibi coğrafyaları konuşurken nazik bir dil kullanması lazım. Niçin? Çünkü o bölgede etnik olarak Türk kökenli insanlar var. Bir, Türkmenler var yani. İkincisi... Türkmen yoğunluğumuzun çoğu da orada Şii merkezlidir. Fark etmez. Sonuçta yani onunla ilgili başka stratejilerimiz var. Orada da ilginçtir. Var. Yani bizim soydaşımız ama daha yakın olduğu ülke İran politikası i̇şte veya resmi ülke. Resmi politika olarak belki biraz daha biz artık İslam coğrafyası içindeki Şii, Alevi, Sünni ayrımını yavaş yavaş terk ediyoruz. Yani ona yönelik çok ciddi çalışmalar var. Neticeler de alınıyor. Dolayısıyla yani gelin tanış olalım, işi kolay kılalım mantığında bir araya Söyleme. Geldiğinizde bakıyorsunuz aynı kitaba inanıyoruz, aynı peygamberi kabul ediyoruz, aynı dini esasları kabul ediyoruz. O zaman bizim ittifak ettiğimiz milyonlarca meselemiz var. Yani özellikle Ehl-i Beyt ocaklarına mensup kardeşlerimiz anlamında söylüyorum. Bizim Ehl-i Beyt ocakları mensupları ile ittifak ettiğimiz milyonlarca meselemiz var.
İhtilaf ettiğimiz az sayıda konumuz var. Dolayısıyla biz ihtilaflara odaklanmak yerine ittifak ettiğimiz milyonlara odaklandığımız zaman çok güzel kucaklaşabiliyoruz, hiçbir problemimiz yok. Şimdi bu bağlamda politikalarda da bir kısım değişimler oldu. Önümüzdeki dönemde bunun neticeleri görülecek. Öbür taraftan hani biz o coğrafyayı konuşurken bir, etnik olarak Türk kökenlileri konuşmalıyız. Olduğunu bilerek konuşmalıyız. İki, bölge zaten hani Türkler Anadolu'ya gelmeden evvel o bölgede varlar. Yani Suriye Selçuklu Devleti o bölgenin devleti. Yani dolayısıyla bizim aslında var olduğumuz ana tarihsel süreç içinde merkezlerden bir tanesi o bölge. Türkmen göçleri oralarda yoğunlaşmış. Ama ne olmuş? Bununla ilgili devletimizin de bir çalışması var. Zaman içinde Türkmen aileler asimile olmuşlar. Yani bir atıyorum işte 200 sene, 300 sene geriye gittiğinizde bakıyorsunuz kökeni Türk. Ama zaman içinde Arap olduğunu ilişkin telkinlerle Araplaşmışlar. Şimdi bunu da nazar alarak politikalar üretmemiz lazım. Öbür taraftan bizimle ilgili boyutu var. Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur. Bizim Kürt kardeşlerimiz var. Bir terör sorunu vardır. Dolayısıyla söylemlerde bir Kürt düşmanı söylem oluşturmak ülkede fevkalade zararlıdır. Yani biz Kürt kardeşlerimizi kucaklayan ama gerek Kürt kardeşlerimize gerek Türk vatandaşlarına silah sıkan, silaha sarılan herkese de karşı duruş sergilemek durumundayız. Dolayısıyla yani tek boyutlu değil konu. Öbür taraftan bölgede şimdi sadece Türkiye ve Türkiye'deki terör sorunundan ibaret de değil konu. Mesela operasyon planlanıyordu. Tayyip Bey'in İran'da gerçekleşen zirvesinden sonra bazı şeyler değişti. Acaba zirvede bir şeyler konuşuldu mu? Onu da bilmiyoruz. Belki oralarda bir şeyler konuşulmuş da olabilir. Çünkü her şey oradan sonra oldu. Ondan önce kararlıydık, biliyorduk, gidiyorduk. O itibarla kesin olan bir şey var. Türk ordusu bu tür konularda siyasetle, siyaseti bilgilendirerek, siyaset kurumunun inisiyatifiyle birlikte askeri ihtiyaçlarımızın, askeri zorunlulukların gereğini mutlak surette yapar. Buradan da hiçbir zaman taviz vermemiştir. Devletimiz o konuda gereğini yapmaktan asla geri durmaz. Eğer bugün girilmesinde fayda görülecek olsa biz şurada konuşurken hemen girilir yani. Orada hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Peki. Ama eş zamanlı hani o bölgedeki güç dengelerini de gözeterek biz yavaş yavaş artık bölgede normalleşmenin adımlarının çalışmalarının da yapılarak işi bir yere evrilme ihtiyacı olduğunu düşünmeliyiz. Yani günün sonunda orada kesin olan bir şey var. Silahlandırmayı yapanlar Amerikalılardı. Bunu biliyoruz temelde. Hı hı. Ha, şimdi Amerika teorik olarak oradan çekilmiş görünüyor. Dolayısıyla çekildikten sonra orada biz bize kalacağız. Ha, o zaman bakalım. Beşika kampına yapılan saldırı kısmına baktığınızda orada İran merkezi bir takım unsurların Türkiye karşıtı eylemler içerisinde bulunması, Haçlı Şabi ile birlikte oradaki muhafız ordusu elemanlarının Türkiye karşıtı bir takım eylemlerde bulunması, bunlar tesadüf müdür sizce? Yani şöyle, şimdi bölgede tabii farklı eğilimler, temayüller olabilir. Konjonktürel olarak bugün böyle bakılıyordur, yarın öyle bakılacaktır. Bunda problem yok. Yani bunlar her zaman olan şeyler, olabilecek şeyler. Ama günün sonunda biz artık öyle veya böyle, hani Şii de deseniz, şimdi ben Orta Doğu İslam Ülkeler Enstitüsü'nde derslere giriyorum. Şimdi, İslam ülkeleriyle ilgili bir çalışma vereceğiz öğrencilere. Gittim hocaya dedim ki hocam falan filan falan filan ülkeleri seçtik. İran'ı da dedim bu liste içine koyalım mı? İran dedi İslam ülkesi değil midir ki dedi çıkartıyoruz. Tabakoğlu Hoca, Ahmet Tabakoğlu Hoca çok böyle büyük bir alimdir Tabakoğlu Hoca.
Ondan sonra öyledir de hocam dedim, yine de hani bir yanlış algı olmasın. Enstitüde buralar çalışıyordu. Bence siz doğru olanı yapmışsınız. Evet. Sonra biz İran dahil olmak üzere İslam coğrafyasını çalıştık. Dolayısıyla yani biz İslam coğrafyasını tek parça bakıp bütünleştirici Osmanlı'nın yaptığı gibi, Selçuklu'nun yaptığı gibi bütünleştirici çalışmalar içinde olmamız lazım. Biz bunu yaptığımız kadar güçlü oluruz. Yoksa İran'a gidiyorlar Türk düşmanlığını. İran'ın genel kimliğini de unutmadan yapmamız lazım ama, değil mi? Üstadım bakın. Çünkü şimdi, Türkiye'ye karşı politik tavrını da aynen onların yaptığı gibi. Yüzümüze gülüyorlar, arkamızdan iş çeviriyorlar. Biz de yüzlerine gülelim, çıkarımız neyse de öyle hareket edelim. Şimdi birincisi, dış politikada devletlerin menfaatleri vardır. Kadim dostlukları, kadim düşmanlıkları kültürü çok yanlıştır. Ama bakın Suriye'de, neredeyse Suriye yönetiminin bize göstermediği tepkiyi İranlılar gösterdi. Biz Barış Kalkanı Harekatı'nda Suriye ile değil İran'la çatıştık. Biz atıyorum düne kadar Mısır'la ilgili... Hayır, Türkiye'nin Suriye politikasında İran'a muhalefet edebilecek ne olabilir? İran'ın gayrı helal olabilecek ne olabilir? Biz bir hayatımızda bir defa güvenlik... işaret ettiğini... Hayatımızda bir defa güvenlik konseyine üye olduk. Onda da İran'a destek verdik. Amerikalılar dedi ki ya ne yaptınız siz ya dedi. Yani hani düşünün. Yani Türkiye ne yapmış olabilir İran'a? İran'ın bugünkü hasmane tutumunu şey yapabilecek. Biz, günün sonunda biz hani İranlılara yapılan telkinlerin İran tarafından izale edilmesi, bizim coğrafyamızda yapılan telkinlerin bizim coğrafyamızda izah edilmesi. Hayır, ben size hak yani, veriyorum. Bu yönüyle de ama İran'ı artık unutmayalım diyorum. Özel bir nota tabi tabii tutalım diyor. Ha, biz peki artık ya hocam sonuçta kucağımıza alıp da akşam sabah onunla meşk edelim demiyoruz. Sonuçta devletlerin menfaatleridir peki bu. Son cümle hocam. Şimdi global sisteme karşı bir operasyon içinde olacaksanız, yani az önce de mevzu geçti, rezerv para sisteminden çıkmayı hedefliyorsanız, global yapının dışında siz kendinize bir alan açacaksanız, ihtilaflar üzerinden bunu yapamazsınız. İhtilafları minimize edip ittifak edebileceğiniz zeminlerde onları toparlayıp yanınıza güçler oluşturmanız lazım. Bölge ancak böyle. İran düşman, Suriye düşman, Irak düşman, o düşman, bu düşman, bu düşman, bu düşman. Ne kaldı geriye? Avrupalılar. Yarım asırdan fazla zamandır Avrupa'nın kapısında yattık. Daha dün demokrasiyi görmüş Bulgaristan Avrupa Birliği'ne alındı. Biz hala yokuz. Peki. Dolayısıyla yani biz alternatif güç odaklarıyla birlikte hareket edebilecek zeminleri oluşturmalıyız. Lazım. Ama işte bunu anlatırsanız, mesela Suriye ile biz alternatif nasıl bir güç odağı oluşturacağız? Ekseni ne kadar genişletirseniz... Tamam işte bana anlatırsanız Suriye'de nasıl biz, Mısır'la nasıl geçineceğiz, Suriye ile nasıl geçineceğiz? Mısır'la sorunları çözdük. Mısır problemimiz kalmadı. Alttan arka kapı diplomasisi işledi. Mısır sorununu çözdük. Şu an dış politikada yaptığımız şey şu. Cumhurbaşkanı'nın son yaptığı mülakatta da doğrudan Mısır'la ilgili cevaplar verdi orada. Dış politikada tekrar yurtta sulh, cihanda sulhe dönüyoruz. Çünkü ona yönelik ileride atacağımız bazı adımlar var. Hocam, bunu bu gerektiriyor. Ya o bile Türkiye'de öyle çarpıtılıyor ki. Hayır bakın ben bu... Herkes bize saldıracak, biz de sulh. Hayır, yurtta sulh, cihanda sulh ifadesini ben inanın... Atacağımız bazı adımlar için ona ihtiyacımız olduğu için tamam, o politika masinde kullanalım. Şu an şu an mevcut konjektörde. Peki. Sayın Keşke. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Bir, CHP'nin bizim bildiğimiz hani Anadolu'da özellikle bizim kuşak ve bizden biraz daha yaşlı olanların bildiği din düşmanı CHP var. İşte elitist seçkinci bir CHP var. İşte hakkını yememek lazım. Ciddi reformlar yaptı. Yani artık başörtüleri de alıyor yani. İşte oralara geleceğim zaten. Onun için bunları söylüyorum. Neydi geçmişte? İşte istiklal mahkemelerinden tutun da efendime söyleyeyim, dini eğitimin yasaklanmasından işte benim küçüktüm yani Önder Sağ'ın gittiği bir yerde, bir köyde vatandaş diyor ki ben haca gideceğim diyor. Çok küstah bir üslupla dönüyor. Ne işin var senin Arap'ın memleketinde oralara gezmeye gidiyorsun? Hac ibadetini bu seviyeye kadar düşürecek ve gittiği bir yerde bunu söyleyecek bir din algısı vardı. Hı hı. Ha şimdi CHP kendi içinde dinle barışık olmazsa
en azından dine bu kadar düşman olursa bir yere gelemeyeceğini çok net gördü. Kemal Bey ne yapıyor? Kemal Bey o eski CHP zihniyetini partiden tasfiye ediyor. Yani bakın Ekrem İmamoğlu çıktı, Kur'an okudu, işte namaz kıldı falan etti filan etti. Şovdu değildi bilmem. Sonuçta Allah'la kendi arasında. Şimdi bizim ismini vermeyeceğim muhafazakar camiadan bir grubun CEO'su olan bir arkadaşımız. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yönetici. Yani tanıdığınız da bir isimdir büyük ihtimalle. Bu benim hacı arkadaşım ya. Beraber hacca gittiğimiz bir arkadaşım yani. Ondan sonra eşi kapalı, ailesi kapalı filan. Şimdi bu bir şeye işaret ediyor. Yani CHP klasik CHP zihniyetini terk ediyor. Gerçekten yüzleşme mi? Terk ediyor fakat sonuçta hani taban bunu talep edince siz de buna uymak zorundasınız. Siyaset oyun oynamak için değil, iktidar olmak için yapılır. Millet de ne diyor? Kardeşim sen dinle barışık olmazsan bu ülkede iktidar olma şansın kıyamet kadar yok. Çok net. Ama kendi tabanı ne diyor hocam? O marjinal bir taban var. Onu söyleyeceğim. Şimdi CHP tabanında bu anlamda baktığımızda ne oldu, ne oluyor, ne oluyor olmakta? Peki bu ikilem değil mi? Sizin parti kurmaylarınız din düşmanlığı yapacak veya örneğin ne hocaydı? Halil Kaplan Hoca kısmı üzerinden bakalım. Hadi konu açalım. Barışmaya çalışıyorsunuz değil mi? Şimdi hocam evet Canan Kaftancıoğlu mesela benzer bir konuyla ilgili açıklamaları olmuştu bir dönem. Evet demişti, parti içinde bu görüşte insanlar da var, bu görüşte insanlar da var. Ne var bunda demişti. Yani CHP'nin bir, parti içindeki bu tür düşünen insanları partide bir yerlerde tutabiliyor olması. Fakat bununla birlikte klasik CHP zihniyetini de bu ülkeden atma imkanınız da yok. CHP'nin içinden atma imkanınız da yok. Niye? Siz bir siyasi partisiniz, kitle hareketisiniz. Onları da bünyesinde tutuyorsunuz. Ama eş zamanlı onlarla öbürlerini bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Daha önemli bir şey daha var. Şimdi bakın, altılı masa. Demokrat Parti sağ. Davutoğlu sağ. Babacan sağ. Neydi öbürü? Saadet Partisi. Saadet Partisi. Saadet Partisi Madımak katliamının asli faili olarak itham ettikleri, öyle olmadığını bildiğimiz bir kişi olmakla birlikte itham ettikleri bir kişiyle yan yana siyaset yapacak hale geldiler. Şimdi bu ne demek? Artık bu ülkede din düşmanlığıyla veya çok radikal ideolojik düşmanlıklarla bir yere gelinemeyeceğini toplum siyasetçilere öğretti. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Murat Bey az önce çok güzel bir noktaya işaret etti. Hı hı. Kendileri buyurdular ki Özcan Bey ve Sayın Genel Başkan Yardımcımız için muhalif bir siyasi parti bile doğruları takdir edebiliyorsa bu Türk siyasetinin geldiği seviyenin yükselmesidir. Hocam son cümleler. Bu seviyenin yükselmesinin sebebi de nedir? Milletimiz artık ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın ben de televizyon kanallarında çıkıyorum, konuşuyorum. Hocam diyor, horoz dövüşü gibi senin söylediğin her şeye ben muhalefet edeceğim, onun söylediği her şeye ben karşı çıkacağım kültürünü gördüğümüz kanalları anında değiştiriyoruz. Millet artık burasına geldi, iğrendi, nefret etti bundan. Millet artık insan gibi konuşan, birbirini anlayan, birbirine saygı duyan bir siyaset istiyor. Fakat burada bir sorunumuz var. O da ne? At gözlüklü, örümcek kafalı, yobaz kitleyi biz toparlayamıyoruz. Sağda da var bundan, solda da var. Yani solcu yobazları da, sağcı yobazları da biz artık aklı selime evirecek bir zemin oluşturmamız lazım. Bunun da zeminine iletişim, iletim değil. Şu an Türkiye toplumunda bir iletim var. Herkes kendi düşüncesini iletiyor. İletişim kurmuyoruz biz. İşteş değiliz. Yönetişim de yok. Herkes iktidar olayım da hesap sorayım. Değil kardeşim. İktidar olalım, birlikte yönetelim. Yönetişim yapacaksınız. Hal öyle olunca peki, biz bunu yapmamız lazım. Bunu yapmanın da bir tek yolu var. Hı hı. Toplumda rol model olacak siyasi rol hareketlerinde önderlik yapacak kültürel liderler.
Peki. Sosyal ama bunlar tekrar söylüyorum, at gözlüklü örümcek kafalı yani yobazlar mevcut değil. Mevcut kafayla mevcut siyasilerin liderliğiyle de o rol modelleri de bulamazsınız. Bir cümle bir müsaade ederseniz peki. Onu bitireyim. Hocam süre doldu. Tamam. Arkadaşların hakkından gidecek. Yeni Türkiye'de biz artık mevcut Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın içindeki bu zihniyeti tasfiye edecek üçüncü yola peki. Hazır olmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum.